Şimdi arkadaşlar geliyoruz Newton'un yasalarına arkadaşlar. Newton birinci yasası diyoruz arkadaşlar. Nedir arkadaşlar Newton'un birinci yasası? Eylemsizlik. Temel olarak der ki arkadaşlar eylemsizlik. Der ki eğer net kuvvet sıfır ise cisim eylemsizdir. Bu eylemsizlik demek arkadaşlar illa olduğu yerde duruyor demek değildir. Net kuvvet sıfırsa fizikte arkadaşlar cisim eğer duruyorsa durur. Eğer gidiyorsa gider halde ise gidiyorsa sabit hızla devam eder. Burada çok defa anlattığım şey şudur arkadaşlar. Evet tabi bir mesela masa duruyor, tahta duruyor. Bunun üzerine net kuvvet sıfır. Eğer itseydik bu gitmeye başlayacak arkadaşlar. Peki giden bir araba, sürtünmeyi yok saydığımız için arkadaşlar. Eğer siz giden bir arabaya gaz vermezseniz, kapatırsanız sürtünmenin olmadığı bir ortamda kuvvet kaybı yaşamayacağı için diyelim ki siz arabayı 100 km hızla sürüyorsunuz ve bıraktınız. Ömrünün sonuna kadar bu araba yüzde devam edecektir. Bunu kimse durdurmazsa. Peki niye duruyor arabalar? Çünkü arkadaşlar sürtünme var. Lastikler de sürtünüyor. Araba enerjiyi kaybediyor. Durdurucu bir kuvvetin etkisiyle araba yavaşlıyor ve duruyor. Evet arkadaşlar. Burada Newton'un birinci yasasında arkadaşlar eylemsizlikten bahsediyoruz. Yani eğer cisim duruyorsa üzerinde net kuvvet sıfırsa bu cisim hiçbir şekilde hareket etmez. Eylemsizliktir bu. Eğer gidiyorsa da arkadaşlar sabit hızla mesela bir kuvvet yoksa bu cisim sabit hızla gitmeye devam edecektir arkadaşlar. Gelelim ikinci yasasına. Mesela bununla ilgili şöyle bir örnek sorulabilir. Az önceki dengelenmiş kuvvetler gibi. Mesela M eşittir 5 kilogram. Sağa doğru 20 Newton'la çekiyorum. Sola doğru da 20 Newton'la çekiyorum. İşte bu cisim V eşittir 50 kilometre bölü saat diyelim. Hızla giderken bu şeylerin etkisinde, kuvvetlerin etkisinde kalırsa ne olur? Bakıyorum 50 ile gidiyordu. 20'ye 20 uygulandı. Dengelenmiş kuvvet. Kilogramın önemi var mı? Hiçbir önemi yok şu an için. Dengelenmiş kuvvet etkisindeyiz. Arkadaşlar 50 ile sabit devam eder diyoruz arkadaşlar. Şimdi işi karıştıracak olan esas ikinci yasa. Biraz daha böyle hafif zorlanacak işlemleri burada yapacağız arkadaşlar. İkinci yasası arkadaşlar Newton'un F eşittir M çarpı A diyoruz. Evet ikinci yasası. Eğer cisme bu yasa şudur arkadaşlar. Cisme bir kuvvet uygulanıyorsa kütlesiyle ters orantılı olaraktan ivmelenecektir cisim. F eşittir MA. Burada F arkadaşlar cisme uygulanan kuvvettir. Birimi Newton'dur. Kütle arkadaşlar cismin bildiğiniz gibi kütlesidir. Birimi kilogramdır. İvme de arkadaşlar burada cismin yapacağı hızlanma hareketi yahut yavaşlama hareketi arkadaşlar. İvme. Birim arkadaşlar metre bölü saniye kare olaraktan ifade edilir ivmenin. Şimdi arkadaşlar ivmeyi biraz aşmak istiyorum. Bakın cismin kütlesi burada önem kazanacak. Eğer cisme hareket ettiği doğrultuda, gittiği doğrultuda siz o doğrultuda bir kuvvet uygularsanız cisim nasıl olacak arkadaşlar? Pozitif ivmelenme gösterecek. Yani ileri doğru daha da hızlanacak. Peki cismin gittiği doğrultunun tersine doğru bir kuvvet uygularsak biz önemli olan nokta bakın burası. Burayı ayırt edeceğiz. Sorularda bunun üzerine yanıtmalı sorular gelecek. Terse bir kuvvet uygulanırsa arkadaşlar cisim bu sefer de yavaşlamaya başlayacaktır. Durana kadar devam eder. Hatta durduktan sonra bu kuvvet devam ederse diyelim ki şöyle giden bir cisim var. Durdurucu kuvvet geliyor yavaşlattı.
Bu kuvvet hala etki ederse cisim geriye doğru da hızlanaraktan gidecektir arkadaşlar. Yapacağı iş bu. Peki gelelim örneklerini görmeye. Hadi bakalım. Örneğin arkadaşlar. Birinci örneğim şu. 4 kilogramlık bir cisim var. 20 Newton'la çekiyorum. Cismin ivmesi A eşittir kaç olur arkadaşlar? F eşittir M çarpı A'dan. Evet yerine koyuyorum. 20 eşittir 4 çarpı A'dan. A ne çıktı? 5 metre bölü saniye kare. Okey arkadaşlar. Birinci örneğimiz bu. Basit bir örnek. İkinci örneğe geliyorum. Diyelim ki arkadaşlar farklı kuvvetler var. Dengelenmemiş kuvvetler var. Diyelim ki 5 kilogramlık bir cisim. Buraya doğru 50 Newton çekiyor. Buraya doğru 20 Newton çekiyor. Evet. Şimdi F eşittir MA'yı uygulayacağız. Ama neye göre uygulayacağız arkadaşlar? Net kuvvete göre uygulayacağız. Bu F, F nettir her zaman. Yani şunu alsam da uygulasam değil. F net ne arkadaşlar? 50-20'den 30 bulduk. Kilogramınız 5, ivmeniz A. Bakın şuraya 50-20 diye ifade edeyim. Tamam. Evet ivmemiz ne çıktı? 5A 30 sa A'mız nedir arkadaşlar? 6 metre bölü saniye karelik ivmeyle bu cisim hareket edecektir arkadaşlar. Evet. İvmelenmeli sorularımızın örnekleri böyle devam edecek. Yalnız arkadaşlar burada ifade edeceğim bir şey var. Burada ifade edeceğim bir şey var arkadaşlar. Mesela doğrultu aşağı yukarı doğrultulu tip sorularda örneğin bir cisim arkadaşlar aşağı doğru düşüyor diyelim bu cisim. Bu neyle düşsün arkadaşlar? 4 kilogramlık yine bir cismimiz olsun. Tamam. Bu cisme düşerken yukarıdan halat bağlı. Yukarı doğru arkadaşlar. Bu aşağı düşüyor. Yazalım buraya. Serbest düşüyor. Yukarıya doğru arkadaşlar. 40 Newton'luk bir kuvvet uygulanırsa. Yukarı doğru 40 Newton'luk kuvvet uygulanırsa. F eşittir MA'yı bir yazıyorum. Bakalım şu andaki net kuvvetim kaç? Az önceki mevzuda görmüştük. Aşağı doğru düşen cismin ağırlığı olacaktır. 4 kilogram ne kadarlık kuvvet uygulayacak? Cismin kendisi bir kuvvet uygulayacak aşağı doğru. Çünkü altı boş düşüyor. 40 Newton uyguladı. Yukarı doğru da 40 Newton çekiyor. Ne oldu arkadaşlar? Kuvvetimiz 0. 4 çarpı A ne olacak? A'mız da ivmemiz de 0 olacak. İvmenin 0 olması demek ne demek arkadaşlar burada? Dengelenmiş kuvvet etkisinde. Yani eğer duruyorsa bu şu anda ki düştüğünü söylüyor. Duruyor olsaydı duracaktı. Eğer düşüyorsa diyelim ki hangi hızda düşüyor? V hızı neyse o hızda devam eder. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Hocam hani dengelenmişçi bir dursun bu? Değil arkadaşlar. 40 Newton'a 40 Newton biz net kuvveti sıfırladık. Ne diyordu eylemsizlik? Duruyorsa duruyor. Gidiyorsa da gidiyordur. Sabit hızla gidecektir arkadaşlar. Dolayısıyla o hızla devam eder. Eğer bu 40 değil de 41 Newton olsaydı yahut 50 Newton olsaydı ya da 41 ve yukarı olsaydı ne olacaktı? Onu da söylüyoruz. Aşağı 40 çeken var, yukarı 41 ya da yukarı çeken var. Herhangi bir ivme meydana gelecekti değil mi arkadaşlar? Peki ne olacaktı? Kuvvetimiz bir ya da daha fazla bir şey olacaktı. Bir ivme olacaktı. Peki soruyorum. Yani net kuvvet meydana çıkacağından dolayı 10 olsa işte diyelim ki 10 bölü 4, 50 olsa fark 10 olur. 10 bölü 4'ten 2,5'a gelir. Peki ne olursa olsun diyelim 40'tan büyük olduğu bir kuvvette bunun ivmesi ne olur arkadaşlar? Pozitif mi olur negatif mi olur arkadaşlar? Bakın cisim aşağı gittiği için ivme negatif olur cismi yavaşlatır arkadaşlar. Tamam. İvme negatif olur burada cismi yavaşlatır diyoruz. Peki arkadaşlar gelelim. Şimdi burada hızla ilgili bazı kavramları da hızlanma, ivme veyahut da şu saniyedeki hızı ne olur falan filan gibi soruları bunları da soracağım arkadaşlar. Ama önce şu Newton'un yasalarını bitirelim. Newton'un üçüncü yasası arkadaşlar etki tepki. Basit bir yasa arkadaşlar. Diyor ki eğer bir cisme bir
Bir kuvvet uygularsanız o cisim de size aynı doğrultuda size karşı, siz ona diyelim ki ben tahtaya vuruyorum, o da bana ters yönde aynı doğru size doğru aynı kuvveti uygular arkadaşlar. Okey. Örneğin bir futbolcu topa vuruyor. Topa diyelim ki 100 Newton'luk kuvvetle vurdu. Sallıyoruz. Ne oldu? Ayağına da top 100 Newton'luk bir tepki kuvveti uygular ve top artık uçmaya başlar arkadaşlar. Diyelim ki duvara vurdunuz. Eliniz niye acıyor arkadaşlar? Çünkü duvar da size bir tepki kuvveti uyguluyor. Örneğin arkadaşlar bir örneğini verelim. Diyelim ki 6 kilogram 4 kilogramlık bir cisim. Buradan arkadaşlar 50 Newton'la ben bir kuvvet uyguluyorum. Şimdi aklıma ilk geliyor ki cismin ivmesini sorayım. Sorayım mı? Soruyorum hadi. Cismin ivmesi nedir arkadaşlar? Net kuvvet 50. Kütle ney? 10. 50 bölü 10'dan cismin ivmesi 5'tir. Peki bunu sormuyorum ama burada. Burada diyorum ki arkadaşlar bu cisme bir kuvvet uygulanırken 6 kilogramlık cisim 4 kilogramlık cisme belli bir sayıda kuvvet uygular. Bu 50 değildir. 50'den daha düşük bir sayı olacaktır. Bunu ifade etmiyoruz şu anda. Daha düşük bir kuvvet uygular. Peki 4 kilogramlık cisimde 6 kilogramlık cisme aynı kuvveti uygular mı arkadaşlar? Evet uygular. 6 buna ne uyguluyorsa 4 de buna tepki olaraktan aynı kuvveti uygulayacaktır. Burada işte göreceğimiz etki, tepki, kuvveti meydana gelecektir arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Etki tepki kuvvetinden de bahsettikten sonra esas sürtünme kuvveti. Arkanıza yaslanın, rahatlayın arkadaşlar. Basit bir şekilde ifade edeceğim. Arkadaşlar sürtünme kuvveti diye açıklıyoruz. Bu nedir? Şimdi sürtünme kuvvetinin temel mantığı şu arkadaşlar. Bir cisim eğer bir yere doğru hareket ediyorsa, diyelim ki şu yönde benim elim hareket ediyor ve tahtaya sürtüyor. Arkadaşlar gittiği yerin ters yönüne doğru ona mutlaka bir sürtünme kuvveti, durdurucu kuvvet uygulanır arkadaşlar. Dünyanın her yerinde bu kuvvet vardır. Şimdi bir sürtünmesiz ortam hayal edin diyoruz ya, görmediğimiz için hayal edemiyoruz. Yani en sürtünmesiz ortam neresi bizim yaşadığımız falan? Buz pistleri. O da ne yapıyor? Adam mesela buradan bir kayıyor. Tak diye böyle ucuna kadar kayıyor değil mi? Yani herhangi bir ters kuvvet uygulamadan ucuna kadar gidebiliyor. O da tam sürtünmesiz değil yani. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Cismi yavaşlatan, cisme ters yönde etki eden kuvvettir. Evet arkadaşlar. Peki nasıl ifade edilecek sürtünme kuvveti? Arkadaşlar sürtünme kuvveti diyelim ki cismimiz 5 kilogram. Burada bir zemine değiyor bu. Zemin arasındaki sürtünme katsayısı. Küçük k'mız arkadaşlar sürtünme katsayısı. Sürtünme katsayısı. Tamam arkadaşlar? Sürtünme katsayısı 0,2 olsun. Fizik der ki arkadaşlar buradaki F sürtünme yani sürtünmenin meydana getirdiği kuvvet sürtünme M çarpı G çarpı küçük K'dır. Yani nasıl yapacağız o zaman? 5 çarpı 10 çarpı 0,2 eşittir 50 çarpı 0,2'den arkadaşlar ne çıkacak? 10 Newton'luk bir F sürtünme kuvveti çıkacak. Tamam arkadaşlar. Cismin sürtünme kuvveti bu şekilde hesaplanıyor. M, G ve K'nın çarpımıyla arkadaşlar. Nereye doğru? Diyelim ki ben bunu buraya doğru çektim. Diyelim ki 50 Newton'la. O ne olacak? F sürtünme 10 Newton. Buraya doğru. Buraya çekseydim o buraya doğru olacaktı arkadaşlar. Yerle sürtündüğü zemin arasında bir sürtünme meydana gelecekti arkadaşlar. Peki. Bununla ilgili, sürtünme kuvvetiyle ilgili neden bahsedebiliriz veyahut da ne değişkenler var? Arkadaşlar, hepiniz evinizde deneyebilirsiniz. İki tip sürtünme kuvveti var arkadaşlar.
Statik yani durgun. Statik sürtünme ve kinetik sürtünme. Arkadaşlar %99 diyorum istisnalar var. Statik sürtünme, kinetik sürtünmeden bir cisim için statik sürtünme yani durgun haldeki meydana getirdiği sürtünme hareketli sürtünmesinden %99 diyeyim çoğu zaman daha fazladır. Neden? Çünkü bir cisim arkadaşlar durgun haldeyken zeminle yaptığı sürtünme her zaman daha fazla olur hareket ettirmek için. Peki hareket ettirdikten sonra ne olacak arkadaşlar? Cismi hareket ettirmek artık daha kolaydır. Kinetik sürtünme biraz daha azdır. Örneğin bir halının diyelim, halının arkadaşlar statik sürtünmesi 0,6 iken sallıyorum bu değerleri. Kinetik sürtünmesi arkadaşlar halı için 0,5 gibi bir rakama düşer ya da 0,4 olur. Çok 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 istisnai durumlarda arkadaşlar bu birbirine eşit olur. Çok istisnai durumlarda. Peki arkadaşlar o zaman ne olur?